Herkese merhabalar, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İki tane yapay zeka ile ilgili çekmiş olduğum bir video vardı. Bu video o iki videonun devamı niteliğinde olacak. O iki videoyu da sağ üst köşeye kart şeklinde bırakacağım. İzlemek isteyen arkadaşlarımız mutlaka onları da izlesinler. Yapay zeka uygulamamızın bir tanesi Teachable Machine, Google'a ait. Bir diğeri de Microsoft Azure. Azure'u muhtemelen duymuşsunuzdur. Kullanmayan arkadaşlar çok şey kaybetmiştir. Kesinlikle Microsoft Azure kullanılması gereken bir servis. Sadece yapay zeka değil, içerisinde birçok servisi barındırıyor. Videoya geçmeden önce beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca sıfırdan ileri seviye profesyonel WordPress sitesi tasarlamak isteyen arkadaşlarımızın başvurabileceği muhteşem bir kaynak daha var. O da Udemy üzerindeki eğitim setim. Toplamda 14.386 öğrencim kayıtlı ve 4.5 yani 4.5'luk bir oylamaya sahip. Açıklamalarını okuyabilirsiniz. Kupon kodu istiyorsanız mutlaka benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizlere yollayacağım kupon kodunu kursun ilgili bölümüne girdiğinizde indiriminiz aktif olacaktır. Udemy üzerindeki eğitim setime de mutlaka göz atmanızı öneririm. O zaman vakit kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar, öğretilebilir makine get started diyerek başlıyoruz. Adresini yukarıdaki adres çubuğunda görebilirsiniz. Bunu söylemiyorum zaten, olması gereken şey. Bizlere resim mi tanıtacağız, ses mi tanıtacağız, yoksa bir pozisyonu mu analiz edeceğiz diye soruyor. Burada ben resim analiz edeceğimizi söylüyorum. Peki ne resmi bu? Arkadaşlar, resmin içerisinde, görselin içerisinde sizleri ayırt edebiliyor. Veya arka planda başka bir ayırt edilmesi gereken nesne varsa onu ayırt edebilir. Örneğin, bir tane ağaç resmi var. Bu ağaç resmini sisteme eklediniz. Bir de sizin ağaçla birlikte çekilmiş olduğunuz farklı bir fotoğraf daha var. Bunu da eklediniz. Bunların ikisini farklı sınıflara eklediğinizde ben ve ağaç veya sadece ağaç diye bunu geri dönüt verebiliyor sistem size. Hemen bir tane örnek yapalım. Varsayımları görüyorsunuz. 224 x 224 renkli bir fotoğraf yüklemenizi öneriyor size. Zaten JavaScript ile çalışan bir sistem bu. Sınıf 1'e gemi diyorum. Birazdan gemi fotoğrafı ekleyeceğim. Sınıf 2'ye de gemi artı gökyüzü. Şimdi bir tane sadece gemi ekleyeceğiz. Bir tane de hem gökyüzünü içeren hem de gemi fotoğrafını içeren farklı bir görsel ekleyeceğiz. Birinci görseli upload diyerek kendi bilgisayarımdan ekleyeceğimi söylüyorum. Şuradan geri gelelim. Ben internet üzerinden herhangi bir telif hakkı olmayan görseller buldum. Öncelikle burada gemi resmini ekliyorum. Birinci sınıfım benim gemi resmi olacak. İkinci sınıfım, sınıflar burada aslında farklı görselleri içermesi ve analiz etmesi üzerine kurulu bir kurgu. Onun üzerine yapılmış bir layer katmanı gibi düşünebilirsiniz. İkinci fotoğrafı seçiyorum. Buradan seçmemize hiç gerek yok. Şuradan direkt gemi artı gökyüzü diye aktaralım. Peki bunları yaptık. Sırada ne var? Mutlaka makineyi eğitmeniz gerekiyor ki makine resimleri analiz edebilsin. Yoksa bir çocuğa, bir bebeğe bir nesne verirseniz ve bu nesnenin ne olduğunu söylemezseniz o çocuk o nesnenin ne olduğunu bilip kafasında kurgulayamaz. Burada bir bebeğe aslında o resmin ne olduğunu öğretiyoruz. İlk olarak sistem size direkt kamera açıyor. Herhangi bir şeyi tanıtabilirsiniz, nesne tanıtabilirsiniz diye. Ben kamera değil, file. Yani fotoğraf, daha doğrusu görsel yükleyeceğimi belirtiyorum. Şimdi şuradan farklı bir gökyüzü artı gemi resmi içeren bir görsel yükleyebilirsiniz. Ben hali hazırda bulunan bir görseli ekliyorum direkt. Şimdi arkadaşlar, burada bana şunu söylüyor. Eklemiş olduğum fotoğrafta diyor hem gemi var %50 hem de gemi artı gökyüzü var %50. Fark ettiniz mi? Yani hem gemi hem gökyüzünü tanıyabildi. Peki bunu nereden algıladı? Class 2'den. Class 2'de ben gemi artı gökyüzü demişim ya, 2'ye de benziyor diye bana bir geri dönüş verdi. Şimdi diğerini ekleyelim. Bakın burada %76 gemi fotoğrafı olduğunu söyledi. Gemi artı gökyüzünü tam olarak algılayamadı kanımca. Burada %76'lık bir gemi fotoğrafının odaklandığını bize söylemiş oldu. Siz de farklı fotoğraflarla bunu deneyebilirsiniz. En doğru sonucu nasıl alırsanız. Bunu yine API olarak kullanabilirsiniz. Bir mobil uygulamanız varsa, bir web siteniz varsa API'sini alıp bağlayıp bir mobil uygulama şeklinde kullanıp geri çıktısını
alabilirsiniz. Bence oldukça faydalı. Bir diğer uygulamamız Microsoft Azure. Kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Sadece yapay zeka olarak değil, SQL veri tabanı, sanal makineler kullanma, makine öğrenmesi, yapay zeka ve daha birçok custom vision, özel görüntü işleme, görüntü analizi gibi onlarca farklı seçeneği barındırıyor. Üyelik 12 aylık kartla üye oluyorsunuz fakat kartınızdan herhangi bir ücret çekmiyor. 12 ay sonunda iptal de edebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemek zorunda değilsiniz. portal.azure.com/home adresine giriyorum. Azure hizmetleri bölümünden diğer hizmetlere girdik. Arkadaşlar ne kadar detaylı olduğunu görebilirsiniz. Genel kısmında 18, işlem kısmında 28, ağ kısmında 34 tane hizmet sunuyor ki sizlere. Bu çok geniş kapsamlı. Ayrıca Microsoft Azure zaten profesyonel anlamda dünyaya hizmet veren bir şirket. Bunda hiç şüphe yok ki. Bizim kullanacağımız burada, bakın nesnelerin interneti de var. Bir Arduino ile, Raspberry Pi ile bir entegre şekilde kullanabilirsiniz bunları. Nerede bizim kullanacağımız sistem? Bulamadım. Mutlaka burada olması gerekiyor. Atlamış olabilirim. Evet, yapay zeka artı machine learning. Yarısı Türkçe, yarısı İngilizce olacak şekilde çevirmişler. Bizim burada kullanacağımız bilişsel hizmetler kullanabiliriz. Ayrıca özel görüntü işlemeyi kullanalım bence. Çünkü özel görüntü işlemede custom vision kullanacağız birazdan. Onu da aktif ederiz. Özel görüntü işleme diyorum. Ve görüntü işleme oluşturuyorum. Burada kullanabileceğimiz ücretsiz deneme versiyonu var. Yeni oluştur diyorum. Custom vision görüntü diyelim. Tamam dedim. Bölgenizi işaretleyebilirsiniz. Çok da önemli değil. Boş geçebiliriz. Görüntü işleme analiz diyelim. Neden Türkçe karakter kullanmıyorum derseniz alışkanlık arkadaşlar. Standart paketleri seçiyorum. Gözden geçir ve oluştur. Herhangi bir hata vermedi. Ve bu da sorunsuz ilerlediğimiz anlamına geliyor. Oluşturuyoruz. Bakın dağıtım başlatılıyor. Ve servisi oluşturmaya başladı Microsoft Azure. Çok fazla Türkçe kaynak yok arkadaşlar. Cognitive Services ile ilgili. Yapay zeka, Custom Vision ile ilgili. YouTube'da genellikle İngilizce videolara denk gelirsiniz. Ben şu yaptığımı açıkçası bulamadım internet üzerinde. Türkçe olarak çok net yok. Var fakat biraz karmaşık API şeklinde. Ben sizlere bu yüzden bu içeriği oluşturmak istedim. Bu arada bu Custom Vision oluşurken biz de şu sayfayı yenileyelim. customvision.ai/project yani projeler kısmına yine giriyorum. Bu sisteme de giriş yaparken Azure'a giriş yapıyormuş gibi giriş yapmanız gerekiyor. O adımları ben atladım. O adımları siz zaten kendiniz kurcalayarak bulabilirsiniz. Sistemimiz tamam. Herhangi bir sıkıntımız yok. Custom Vision'a geliyorum. New Project diyerek yeni bir proje oluşturuyorum. Projemiz diyelim. Görüntü işleme projesi. Arkadaşlar kaynaklar bölümünde sizlere görüntü işleme analiz diye bir seçenek gelmiyorsa veya buradaki oluşturmuş olduğunuz portal Azure üzerinde oluşturmuş olduğunuz seçenekler kaynaklar bölümüne gelmiyorsa burada bir sıkıntı vardır. Oluşturmanıza tekrar dikkat edin. Classification, sınıflandırma yöntemiyle oluşturacağım diyorum. Diğer ayarları çok kurcalamama gerek yok. Oluşturuyoruz. Yükleyeceğimiz formatlar JPEG, PNG ve BMP. 6 MB resim başına diyor. Fotoğraflarımı ben yine internet üzerinde buldum. Öncelikle çiçek fotoğraflarımı. Şöyle Edimage diyelim. Şuradan seçelim çiçek. Hepsini seçtim. Bu aç diyorum. Biz bunlara etiket atamamız gerekiyor. Çünkü analiz ettiği resmi hangi etikete ait olduğunu bilmesi gerekiyor ki bize de geri dönüş versin. Yani bu çiçek resmidir. Tamam çiçek resmi olduğunu biliyor ama etiketler bölümünde bunun çiçek olduğunu bilemez bilgisayar. Onun bir çiçek olduğunu ona söylemeniz gerekiyor ki eğer bu resim bir çiçek kategorisine aitse onun çiçek olduğunu belirtsin. Done diyorum. Add image. Geri gelerek şuradaki saat resimlerini de ekleyelim. Aç diyorum. Buna da saat. Türkçe, İngilizce karakter içerikleri girebilirsiniz. Çok da önemli değil.
amaç bize vermiş olduğu dönüşler. Bunları ekledikten sonra tahmin edin bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Bebeğin eline bu ürünleri verdik ama bu ürünler ne olduğunu söylemezsek bebek onu kafasında kuramaz. Yani farklı aynı resimleri gördüğünde o budur diyemez. O zaman eğitelim. Advanced Training çok uzun sürüyor. Çok uzun sürmesi işinize gelmeyebilir. Uzun analizlerde gerçekten muhteşem sonuçlar ortaya koyabilir. Eğer güzel bir proje yapıyorsanız yüz tanıma sistemiyle ilgili bir yüz tanıma yapacaksınız ve o yüz tanıma sonucunda bir sistemi aktif edecekseniz buna gelişmiş analiz koyabilirsiniz. Ben hızlı analiz diyorum ve eğitiyorum. Bebeğimiz eğitiliyor arkadaşlar. Biz eğitim aşamasındayken siz de beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğitimimiz bitmiş bulunuyor sevgili arkadaşlar. Toplamda 17 tane fotoğraf, bunların 9 tanesi saat, 8 tanesi çiçek resmine ait. Hemen bir denemesini yapalım. Bu arada mutlaka bu sistemleri bir API şeklinde kullanabilirsiniz. Bir Android uygulamanız varsa ve yapay zeka ile ilgili bir içerik üretiyorsanız, sadece yapay zeka değil, zaten az önce Azure sistemi üzerinde birçok seçenek olduğunu gördünüz. Bağlantı kurarak kendi telefonunuzda da bunları kullanabilirsiniz. Bir fotoğraf seçiyorum. Tamamen eklemiş olduğum fotoğrafların dışında yeni bir fotoğraf daha ekliyorum. Aç diyorum ve fotoğrafı şu an analiz ediyor. %99.9 bir çiçek olduğunu söyledi. %0.1'lik kısmını da muhtemelen yuvarlak olduğundan dolayı saate benzetmiş olabilir. Yeni bir fotoğraf daha ekliyorum. Bu sefer de saati. Yine bu saat resmi eklemiş olduğum resimlerin arasında bulunmamakta. Aç diyelim bakalım ne olarak tanımlayacak bunu. Bunu da yine %99.9'luk bir ihtimalle saat olarak algıladı. Umarım faydalı olmuştur. Güzel bir içerik bunlar arkadaşlar. Günlük hayatınızda ve projelerinizde kullanabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.